turist vizem var. Fakat yine de öğrenci vizesine başvuracağım. Daha önce Amerika'ya giriş çıkış yaptım. Bunun vizeyi almamda faydasının olacağını düşünüyorum. Esas sorum ise şu. Eğer vizeyi alamazsam Amerika'ya gelip statü değişikliğine başvuracağım. Vize için başvurup vizeyi alamadım. Alamadığım herhangi bir şekilde görülür ve negatif etki yaratır mı? Ayrıca yeni yönetim sonrası statü değişikliği onay oranları takribi ne kadardır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya turist vizenize geldiniz ve gezmeye geldiniz. Daha öncesinde de Amerikan Konsolosluğu'nda öğrenci vizesine başvurdunuz ve Amerikan Konsolosluğu sizin durumunuzu yeterli görmedi. O zaman siz Amerika'ya geldikten sonra ve turist seyahatleriniz bittikten sonra hala burada kalıp öğrenci statüsünde burada değişiklik yapmak için başvuru yapmak istediğinizde daha önceki konsolosluktaki negatif ya da verilmeyen vize durumu sizi negatif etkilemeyecektir. Dolayısıyla burada yapacağınız statü değişikliği yeni bir başvuru olarak görülecek ve buradaki statü değişikliği onunla beraber yapılıyor olacaktır. Dolayısıyla sizin daha önce Amerikan Konsolosluğu'na sadece vizeyi alamama gerekçesi sizin Amerika'daki yapacağınız statü değişikliği başvurusu için herhangi bir negatif durum oluşturmayacaktır. Ve diğer sorunuza geldiğimizde ise yeni yönetim sonrası statü değişikliği onayları konusunda şu an çok olumsuz bir durum şu ana kadar yaşanmadı. Fakat bizim gördüğümüz bu noktada ciddi çalışmalar yapıldı ve bir süre sonra daha fazla olumsuz cevaplar alınmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli başvuruların yapılması, çok düzgün yapılmasına fayda var. Çünkü bundan sonraki yapılacak statü değişikliklerinde bizim beklentimiz göçmenlik dairesinin hemen direkt red vermesi noktasında olacak. Bu beklenti de sebebi de bu konuda göçmenlik dairesinin son geçirdiği yürürlüklerden, kararnamelerden bir tanesi de artık yeterli görmedikleri dosyalara hiç ek belge talebine girmeden direkt red verme yönünde daha fazla takdir yetkilerini kullanacaklarını belirtmiş durumdalar. Dolayısıyla bu başvurularda olumsuz anlamda durumlarla karşı karşıya kalmak mümkün olacaktır. O açıdan dikkatli olmanızda fayda vardır diye takipçilerimize şimdiden uyarmış olalım.